Ses deneme. 1-2. Ses. Ses 1-2. Ses. Thank you.
Yok ya, çıkarsın ya. Fazla sallama da. Bizi bitiririz, anlatırsınız olacağını. Herkese mutlu akşamlar. Kasımpaşa'mız Bolu kampında ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekiplerinden İnter Bakü ile karşılaşacak. Maç saat 17'de başlayacak. Şu an Bolu geride de hava sıcaklığı 22 derece. Rüzgarlı bir hava. Bugünkü maçta teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay genç oyuncularımızı sahaya sürdü. Onları deneyecek. En azından ikinci etap Avusturya kampı için U21 oyuncularımızı, genç oyuncularımızı denemiş olacak bu maçta. Bolu kampındaki ikinci ve son hazırlık maçımız 19 Temmuz Salı günü saat 18.00'da Bolu Termal Otel'de Adana Spor Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana ile gerçekleşecek hazırlık maçımız. İnter Bakü takımıyla geçtiğimiz sezonda bir hazırlık maçı yapmıştık. Ve sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştık. Thank you.
Takımlar son hazırlıklarını bitirdi. Evet, Kasımpaşa'mız bugün beyaz formasıyla sahada olacak. Inter Bakü takımı ise mavi formayla sahada olacak. Alo. Giriyorum o zaman ben kayda. Evet. Kasımpaşa'mızın önemli oyuncularından David Pavelka da kampa az önce katıldı. Kendisi biliyorsunuz Euro 2016'da Çek Cumhuriyeti milli takımıyla beraber yer almıştı. Ve iznini tamamlayıp kampa katıldı bugün.
Evet, şu anda her iki takımın teknik direktörü birbirlerine imzalı formalarını takdim ettiler. Rıza Çalınbay ve Inter Bakü takımının Gürcü teknik direktörü Zaur Svanatse ekranlara yansıdı. Evet, bugün bir diğer dikkat çekici durum ise altyapımızda U17 takımımızda forma giyen 17 numaralı oyuncu Ali Göçmen. 16 yaşında henüz ve genç milli takımlarda da forma giyiyor. Bu kampta takımla beraber yer aldı. Bir aksilik yaşanmazsa teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay Ali Göçmen'i Avusturya kampına da götürecek. Bu arada Inter Bakü takımı geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamladı. Evet, hakemler de sahaya giriş yaptılar. Thank you.
karşılaşmaya Rauf Aliyev'in vuruşuyla Inter Bakü takımı başladı. Kasımpaşa'mıza ilk hazırlık maçında başarılar diliyoruz. Kasımpaşa'mız bugün sahada beyaz formasıyla yer alıyor. Inter Bakü takımı ise mavi formayla. Dilerseniz ben hakem dörtlüsünü ve ardından ilk 11'leri saymak istiyorum. Hakemler Zonguldak bölgesinden orta hakem Bilal Emektar, yan hakemler Ümit Kaya ve İsmail Taygun Tasalı. Dördüncü hakem ise Semih Güner. Kasımpaşa'mızın ilk 11'i. 23 numara Emirhan Emir. 21 numara Onur Ural. 29 numara Şehmuz Atu. 24 numara Mert Kula. 14 numara Ferhat Kiraz. 28 numara Ufuk Akyol. 27 numara İlkan Çavuş. 20 numara Hakan Demir. 18 numara Hasan Bilal. 30 numara Burhan Karasu. Ve 17 numara Ali Göçmen. Inter Bakü'nün kadrosu. 1. Salahat Agayev. 22. İlkin Kırtımov. 45. Adrian Skarlatake. 14. Zurab Zinaşvili. 20. Tarlan Küliyev. 4. Slovak Alkazov. 12. Ruslan Abuşev. 19. Mirhüseyin Seydov. 8. Nizami Haciyev. 77. Mirsahip Abbasov. 11. Rauf Aliyev. Maçta 5. dakika. Bugün 17 numaralı formasıyla Kasımpaşa'mızda genç yıldızımız 16 yaşındaki Ali Göçmen'i seyredeceğiz forvet hattında. Kendisi milli takımlarda da görev alıyor. Kasımpaşa'mızın geleceğinin önemli isimlerinden biri olması hedefleniyor. Kapat orayı. Kapat orayı orada. Evet abi. Arkanda. Hakan.
hop konuşuyoruz. Görüyorsun, oyunu görüyorsun. Gelebilir. Teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay bugün genç oyuncularımıza kadroda yer verdi. Onları denemek istiyor. Bu arada kadrodaki 4 tane isim denenmeye gelen oyuncular. 29 numaralı Şeymuz, 28 numaralı Ufuk, 27 numaralı İlkan ve 30 numaralı Burhan. Gurbetçi oyuncular bugün bu maçta deneniyorlar Rıza Çalınbay tarafından. Kasımpaşa'mız sağda beyaz formasıyla yer alıyor. İnter Bakü takımı ise mavi formayla. Bolu'da güneşli bir hava, 22 derece sıcaklık. Ve rüzgarlı bir hava var. Bir diğer anekdot da Ferhat Kiraz bugün Kasımpaşa'mızda ilk kez kaptanlık pazu bandını giyiyor. Atışını Onur kullandı. Ali Göçmen. Top Onur'da. Onur tekrar Ali Göçmen'le oynadı. Hasan Bilal Ufuk'la oynadı. İnter Bakü defansı top tekrar taca çıkardı. Hakan Demir topu kaptırdı. Bu top Kaleci Ali Ev'de. Karşılaşmada 10. dakika. Gel baba, gel. Buradan iste.
Hakan orada, Demir. Orada, orada. Ferhat Kiraz'da top. Ferhat. Hey hey. Kemta çatışın. Hey, hey. Kaptan Hacıev net bir pozisyondan yararlanamadı. Kalede Emirhan Emir kurtarışı yaptı. Basov ceza sahamızda bir tehlike yarattı. Savunmamız topu kornere çıkardı. Korner atışı için Inter Bakülü Abuşev topun başına geçecek. İkiz numaralı Hacıev 13. dakika. Sekizinci dakikada Inter Bakü, pardon 13. dakikada Hacıev Inter Bakü adına gol atıyor ve Inter Bakü 1-0 öne geçiyor. Inter Bakü 1, Kasımpaşa 0, 13. dakika gol, Nizam Hacıev, 8 numara Inter Bakü. Bugün Kasımpaşa'mız beyaz formasıyla sahada. Hasan Bilal. Ortası Burhan. Out. Teknik sorumluluğumuz Rıza Çalınbay. Bugün genç oyuncularımıza sahada yer verdi. Genç oyuncularımızı görmek ve değerlendirmek istiyor. Gel.
Erkan Demir'de top. Sağ tarafa Hasan Bilal'e verdi. Hasan Bilal Ali Göçmen'e. Hasan Bilal yerde kaldı ve Inter Bakü hata yapıyor. Evet, Onur Ural'ın müdahalesi. Hakem faulü verdi. Evet, 13. dakikada Nizam Hacıyev'in golüyle Inter Bakü 1-0 önde. Şu an dakikalarımız 17'yi gösteriyor. Çatışır Kasımpaşa'mızda. Göçmen yerde kalan oyuncumuz. Hakem oyunu durdurdu. Kafasına bir darbe aldı. Kalktı. Hakem atışıyla oyun devam edecek. Ufuk. Sağ taraftaki Onur'a döndü. Onur. Hasan neden yerde kaldı? Burhan yetişemedi ve taç atışını Inter Bakü kullanacak. Hakem offside bildirimi aldı. Karşılaşmada 21. dakika. Kasımpaşa 0, Inter Bakü 1. Gol 13. dakikada 8 numaralı formasıyla Nizami Hacıyev'den geldi.
Han kafayla topu çıkardı. İkinci pozisyonda Mert Kula çıkardı ve Ali Göçmen. Evet, geçmiş top. Hasan Bilal'in baskısı var. Olmadı. Bu karşılaşma genç oyuncularımız açısından çok önemli. Çünkü ikinci etap kamp çalışmaları için 23 Temmuz'da takımımız Avusturya'ya gidecek. Ve oraya bu maçın ardından teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay'ın beğendiği oyuncular o kampa götürülecekler. Ve hakem Bilal Emektaş su molası veriyor. Dakikalarımız 23'ü gösteriyor. İnter Bakü takımı geçtiğimiz sezonu Azerbaycan Premier Ligi'nde 4. sırada tamamladı. Ve geçtiğimiz sezon İnter Bakü takımı ile Kasımpaşa'mız hazırlık maçında yine karşılaşmışlardı. Ve İnter Bakü karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. 13. dakikada İnter Bakü takımı 8 numaralı Nizami Hacıyev'in golü, İnter Bakü takımı kaptanının golüyle 1-0 üstünlükleri sürüyor. Ve maç kaldığı yerden devam ediyor. Emirhan Emir kaleci atışını kullandı. Bölgede Burhan var oyuncumuz. Come on!
Mert Kula, Hakan Demir'le oynadı. Hakan Demir Onur Ural'ı gördü. Onur yerde. Orada Ufuk'un müdahalesi var. Kaleci Agayev'de top. Sadidov'la oynadı. Sadidov Kırtımov. Evet, Mert'in müdahalesi taç atışı Inter Bakü'de. Ali Göçmen ve Hakan Demir'in baskısı sonuç getirdi. Hakan uzaktan vurdu. Out. Genelde antrenmanlarda Hakan Demir, genç oyuncumuz, uzaktan şutlarıyla dikkat çekiyor. Ama bu sefer etkili olmadı. Karşılaşmada 29. dakika. Faul. Sadidov Ali Göçmen'e sert bir müdahale yaptı. Hakem Sadidov'u uyarıyor. Topun başına kaptan Ferhat Kiraz geçiyor. Ferhat Kasımpaşa formasıyla ilk kez kaptanlık kozu bandını bugün takıyor. Darat'ın ortası Şehmuz'a gelmedi. Terbakü hata çıkıyor. Hasan Bilal kesiyor hata. Dakikalarımız 30'u gösterirken Inter Bakü'nün 1-0 üstünlüğü sürüyor. 13. dakikada 8 numaralı Nizami Aciyev golün sahibi. İlkan ve Kizanaşvili. Come on.
Terbakür serbest vuruş kullandı. Top barajdaki Hasan Bilal'den döndü. Şehmuz da. Şehmuz Mert Kulay oynadı. Ufuk. Ufuk'un pası Hakan Demir. O da geriye döndü Şehmuz'a. Şehmuz'a taç Inter Bakür'ün. Bu arada Kasımpaşa'mızın bu sezonki yeni transferi Turgut Doğan Şahin yedekler arasında. Turgut Doğan Şahin geçtiğimiz sezon Gençler Birliği forması giymişti. Maçın başında da belirttiğim gibi Euro 2016'da Çek Cumhuriyeti milli takımı adına görev alan oyuncumuz David Pavelka maçtan hemen önce kampa katıldı. Öte yandan izni hala devam eden İsveçli kalecimiz Andreas Isaksson Avusturya kampına katılacak. Ve İsviçre milli takımıyla Euro 2016'da bizi temsil eden oyuncumuz Eren Derdi yok. Şu anda çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor ve Avusturya kampına katılacak. Kendisi izinliydi. Fakat geçtiğimiz hafta eşi Kardelen Hanım'la bir kızları oldu. Bu arada kendilerine de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür dileriz. Dina bebekle. Belirttiğim gibi şu anda sadece Isaksson ve Eren Derdi yok. Eksik takımdan. Yedinci dakika Inter Bakü'nün 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Bu arada Bolu kampında 19 Temmuz Salı günü saat 18'de Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Spor ile karşılaşacak Kasımpaşa'mız. O maçı da resmi web sitemizden www.kasimpasa.com .tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. O karşılaşmanın ertesi gününde de yani 20 Temmuz günü son bir antrenman gerçekleştirip İstanbul'a dönecek takımımız. 2 gün izinli olacak ve 23 Temmuz günü ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya uçacak.
ve 6 Ağustos'a kadar burada çalışmalarını sürdürecek. Onur taş atışını kullanacak. Evet, yerde bir oyuncumuz var. Bakıyorum, Ali Göçmen. Evet, kalktı. Ali Göçmen U17 takımımızda oynuyor. Geleceğin yıldızı olarak bakılıyor kendisine. Ve bu kampta da A takımla beraber Rıza Çalınbay kendisine görev verdi. Henüz 16 yaşında. Milli takımlarda da görev alıyor. Ve gol. Maçta 41. dakika. Sadidov. İnter Bakü'nün ikinci golü geliyor. 41. dakika. 45 numaralı formasıyla Sadidov. İnter Bakü 2, Kasımpaşa'mız 0.
Hasan Bilal'in ortası, kaleci Agayev topu diğer taraftan taca çıkartıyor. Bu sefer topun başına Ferhat Kiraz geçecek. Burhan tekrar Ferhat'a. Ferhat geçti. Burhan ve offside. Daha önceden belirttiğim gibi teknik sorumluluğumuz Rıza Çalınbay. Genç oyuncularımızı deniyor bugünkü maçta. İlkan. Ali Göçmen'in şutu. Out. Burhan topu aldı. Ali Göçmen'e vermek istedi. Olmadı. Şu anda Ufuk. Solda Ferhat'ı gördü. Devre sona eriyor. Kasımpaşa'mız 0, İnter Bakü 2. İnter Bakü'nün golleri 13. dakikada Hacıyev, 41. dakikada Saidov'dan geldi. Şu var ya çok rahatsız ediyor. Rahat hareket edemiyorum böyle. Şöyle biraz daha çekseydiniz keşke be. Yok şey, tam çizgiye ortaladık da. Ne olacak, bunun şeyi çekerdik biraz. Uğraşırdı söyleseydik yani. Keşke. Ya bu Saido mu ne bu adamın şey listedeki adı başka? Anlamadı galiba işte. Lan dur, devreyiz.
İkinci yarıya Kasımpaşa'mız başlıyor. Ne yapacağız? Birinci dakikada boş bu arada bir düzeltme. Interbakü'nün 41. dakikada ikinci golünü atan isim Adrian Skarlatake. İlk gol ise 13. dakikada Nizami Hacıyev'den geldi. Interbakü 2-0 önde. İkinci yarıda takımımızda oyuncu değişiklikleri var. İlkan'ın yerine 16 numaralı formasıyla Hamit Yıldırım girdi. Hakan Demir'in yerine 22 numaralı Eser Berk Ulaş girdi oyuna. On sekiz numaralı Hasan Bilal'in yerine 26 numaralı formasıyla Ümit Koz. Burhan'ın yerine 19 numaralı formasıyla Arda Kürşat Kaya ve Ali Göçmen'in yerine 7 numaralı formasıyla Salih Ayaz girdiler oyuna. Pozisyonlarda da bir değişiklik oldu. Ferhat Kiraz sol kanada geçti. İlk yarıda sol bekte izlemiştik kendisini. Ferhat'ın ortası. Ya sağ yukarı. Sağ yukarı.
Ver. İnter Bakü'de ise oyuna giren oyuncular Deniz Silva 3 numara, 24 Fuat Bayramov, 7 Ferzat Azat, 6 Samir Zergarov, 10 Elnur Abdullayev, Sakin, sakin, sakin olun.
Maçta 57. dakika. İnter Bakü'nün 2-0 üstünlüğü sürüyor. Top Salih'in önünde kaldı. Salih Ümit Kol. Ondan Ufuk. Ufuk'un pası Ferhat'a. Ferhat yetişti. Yetişemedi. Top dışarıda. Kuşatkaya. Topu hala mücadele devam ediyor. Aldı. Sağ tarafta Onur koşuyor. Şemuz'a bıraktı. Şemuz'dan Ufuk'a. Ufuk kaptırdı. Mansur. İnter Bakü ata çıkıyor. Fakat Eser. Eser Berkulaş topu kesti. Mert Kula'nın müdahalesi. Top korner. Bu arada denenmeye gelen oyunculardan biri de 7 numaralı Salih Ayaz. İkinci yarıda Ali Göçmen'in yerine girdi. David. Top tekrar kornere çıkıyor. Kaleci Emirhan Demir arkadaşlarını uyarıyor. Top kornerden taca çıkıyor. Top bizde.
Topun başında Inter Bakülü. Mansur var. Top defansa çarpıyor. Emirhan'ın kaleci atışı. Top direkt taca çıkıyor. Karşılaşmada 65. dakika. Kasımpaşa'mız 0, Inter Bakü 2. Goller 13. dakikada Nizami Hacıyev ve 41. dakikada Adrian Skarlatake'den geldi. Teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay bugünkü maçta gençlere yer verdi. Bolu kampındaki ilk hazırlık maçımız. Bu arada yeni transferimiz Turgut Doğan Şahin Ferhat Kiraz'ın yerine oyuna girdi. Turgut Doğan Şahin 9 numaralı formasıyla sahada. Kendisini sol kanatta izliyoruz ve şu anda topun başına geçiyor. Geçtiğimiz sezon Gençler Birliği forması giymişti. Ve bu sezon takımımıza katıldı. Turgut'un ortası. Top kaleci. Kaleci Agay. Tez oyna, tez oyna. Pas oyna. Pas oyna.
Onur Ural. Arda Kürşat Kaya'ya döndü. Top Arda'da. Top kaptırdı. Azat pozisyonu değerlendiremedi. Ve Eser Barkulaş. Tekrar Arda ve Eser'de top. Ufuk. Yakışın insan be. Ortaya düşsen. Onur Ural. Ortası korner. Alkazov'un müdahalesi. Topun başına Ümit Koz geçiyor. Ümit Koz altyapı oyuncularından. Ümit ortası yerde. Evet, penaltı. Dokuzuncu dakika, penaltı. Top şu anda Arda Kürşat Kaya'nın elinde penaltı atışı için. U21 takımımızın önemli oyuncularından, orta saha oyuncularından Arda Kürşat Kaya topun başına geliyor. Hakem Bilal Emektar savunmayı uyarıyor Interbakır savunmasına. Arda vurdu ve gol. 70. dakika. Arda. Fark 1'e indi ve hakem su molası için durdurdu oyunu. Beşinci dakikada ceza sahası içerisinde Salih Ayaz yerde kaldı. Hakem Bilal Emektar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına Arda Kürşat Kaya geçti. Ve farkı 1'e indiren gol attı. Kasımpaşa'mız 1, Interbakü 2. Hamit Yıldırım'a indirdi. Hamit Yıldırım. Şu kap yol. Sı.
Salih Ayaz'ın vuruşu direkten döndü. Salih Ayaz. Çok güzel bir vuruş yaptı fakat direkt gole izin vermedi. Zorun ortası. Thank you.
Karşılaşmada 79. dakika. Kasımpaşa 1, İnter Bakü 2. Goller. İnter Bakü'nün golleri 13. dakikada Hacıyev, 41. dakikada Skarlatake. Kasımpaşa'mızın golü 68. dakikada penaltıdan Arda Kürşat Kaya. Hamit Yıldırım, Onur Ural'ın önüne bırakıyor. Sağ tarafta Ümit Koz var. Ortaya döndü. Ufuk Akyol, geriye Eser'e döndü. Sol taraftan Mert Kula topu aldı. Tekrar Eser Berkulaş. Burada iki nefer de. Şehmus, Turgut Doğan Şahin. Hamit sağ tarafa Onur'a dönüyor. Tekrar Turgut Doğan. Hamit'te top. Geçmiyor. İnter Bakü takımında faul beklentisi var fakat oyun devam ediyor. Salih Ayaz, Ümit Koz'da. Hamit uzaktan vuruşu out. Turgut Doğan Şahin topun başında. Ortası Şehmuz dokunamadı. Out. Karşılaşmada 84. dakika. Kasımpaşa'mız. Evet, bu arada pozisyon. Şehmus çıkardı topu. İterbakü hata devam ediyor. Ufuk Akyol korner attı.
Kasımpaşa'mız 2016-2017 sezonu ilk etap hazırlık kampında Bolu'da ilk hazırlık maçında Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Inter Bakü ile karşılaşıyor. Karşılaşmada Inter Bakü'nün 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay bu karşılaşmada genç oyuncularımıza yer verdi. Onları deniyor. Ayrıca yeni transferimiz Turgut Doğan Şahin de 60. dakikada oyuna girdi. Kasımpaşa'mız Bolu'daki hazırlık ilk etap hazırlık kampında ikinci maçında ise 19 Temmuz Salı günü saat 18'de Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Spor ile karşılaşacak. Bu karşılaşmayı da web sitemizden canlı olarak izleyebilirsiniz. www.kasimpasa.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz. O karşılaşmanın ardından 20 Temmuz günü kafilemiz Bolu'dan ayrılacak. Ve İstanbul'a geçecek buradan. 23 Temmuz'da ise ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya Viyana bölgesinde kamp yapacağı otele geçecek. Orada da 6 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve İstanbul'a dönecek. Serber Kulaş topu taca atıyor. Teknik sorumlumuz Rıza Çalınbay karşılaşma öncesinde genç oyuncularımızı deneme açısından bu karşılaşmanın önemine vurgu yapmıştı. Ki bu kampın ardından belki de birkaç tane oyuncumuz, altyapı oyuncumuz Avusturya kampına da götürülecek ve A takımımıza kazandırılacak. Daha dikkatli olsun, ucuna oturma. Bitiriyoruz. 88. dakika. Inter Bakü'nün 2-1 üstünlüğü devam ediyor. Turgut'un ortası. Inter Bakü defans çıkartıyor. Saklan. Boş bir alan. Kontrol. Evet. Mansur Emirhan Emir ile karşı karşıya kalıyor. Ve top out'a gidiyor. Evet.
Evet, bu arada bir oyuncu değişikliği var. Dört numara. Alkazov oyundan çıkıyor. Yerine 23 numaralı Karayev oyuna giriyor. Ahaba gel karısına alana top ister. 23 numaralı Ricat Karayev oyunda. Şehmuz önemli bir tehlikeyi önlüyor. Çare, çare ver. Kalas mı? Ver. Top Eser Berkulaş'ın kontrolünde. Avuta çıkıyor. Kaleci atışı için Emirhan Emir topu aldı. Uzun oynayacak. Karşılaşmanın orta hakemi Bilal Emektar. Normal sözler hocam. Faul diyor. Gel bir tane de penaltı ver be, tamam. Evet, bu arada Azerbaycan kafilesi de bize çok yakın anlatım yerimize. Kakyol'un vuruşu Arda Bakü defansı çıkartıyor. Bir kontra atak derken evet hakem Onur'un müdahalesine faul diyor. Evet, Bolu Gere'de Green Park Dorukkaya Otel'de otel tesislerinde Kasımpaşa'mız bir Inter Bakü 2. Evet, 90 dakika sona eriyor. Kasımpaşa'mız Bolu kampındaki ilk etap hazırlık karşılaşmasında Inter Bakü'ye 2-1 mağlup oluyor. Ben golleri hatırlatayım. Inter Bakü'nün golleri 13. dakikada Nizami Hacıyev, 41. dakikada Adrian Skarlatake, Kasımpaşa'mızın golü ise 68. dakikada Arda Kürşatkaya penaltıdan geliyor. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. 19 Temmuz Salı günü saat 18'de Kasımpaşa'mız Adanaspor ile karşılaşacak ve o maçı da buradan canlı takip edebileceksiniz. Teşekkürler.
sonra.